Vahim bir haber düştü haber sitelerine. Hrant Dink'in katili o gün Samast şartlı tahliye edilmiş. İyi hal koşullarını yerine getirmiş. Her gün burada yüzlerce tutukluyu ayrı ayrı 30 yılını dolduran, 15 yılını dolduran, 20 yılını dolduran lan siyasi mahpusların infazlarını uzatan akıl, zihniyet, iktidar katillerin iyi halli olduğu için tahliyesine karar vermiş. Tabii bu manzarayı biliyoruz. Bugün katilleri serbest bırakan zihniyet ve siyaset aynı zamanda siyasetçileri ve düşünce suçlularını da içeride tutmaya devam ediyor. Yüksekdağ, Demirtaş, Kışanak, Tuncel, Ayla Akat, Osman Kavala, Can Atalay dört duvar arasında tutuluyor ama açalım lütfen. Ama o gün Samas'ta gülerek bayrak önünde poz verdirenler işlerini tamamladılar. Hrant Dink'i katlettirdiler, hala davayı bitirmediler, arkasındaki güçleri ortaya çıkarmadılar. Sevgili Hrant'ın şimdi eminim kemikleri sızlıyordur. Arkadaşımızdı, canımızdı. İşte bu ülkede bir Ermeni vardı ve bu ülkede barıştan yanaydı. Katlettiler. Ve şimdi katili paşa paşa dışarıda elini kolunu sallayacak. Hakikaten çok can yakıcı bir durum. Yani yeni öğrendiğim için bu etki altındayım. Bu ülkede katillere yer var ama demokratlara, demokrasiye, düşünce ve ifade özgürlüğüne yer yok. Bu düzeni değiştireceğiz. Mutlaka değiştireceğiz. Kardeşim, kardeşimiz Hrant Dink'in hatırası önünde bir kez daha saygı ve mahcubiyetle eğiliyorum. Ne yapalım? Gerçekten gecenin bu saatinde ekranlarımıza düşen bir son dakika haberi ile hem kahrolduk hem de ülkemiz adına bir kere daha irkildik. Hrant Dink'in katili o gün Samast 16 yıllık infazın ardından koşullu salıverme ile serbest bırakıldı. O gün Samast cinayeti işlediği zaman 17 yaşındaydı. Herhalde 17 yaşındaki bir çocuk başına bir beyaz bere takıp 800-900 kilometre yolu gelip önce oralarda keşif yapıp bir aydını evinin önünde bankadan para çekmeye çalışırken arkasından kafasına silah dayayarak vurup öldürmez. Hepimiz Hrant Dink'in açalım. O yağmurlu İstanbul gününde sokakta yatarken ayaklarının altındaki yırtık ayakkabısından tanıyoruz. Hepimiz o Hrant Dink'i diasporanın ayırma çabalarına rağmen Ermeni vatandaşlarımızla Türk vatandaşlarımız arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya yönelik çabalarından anlıyoruz. Şimdi o gün Samast 16 yıl sonra serbest bırakıldı. Esas sorun şudur. Hrant Dink'i vur emrini kim verdi hala bilmiyoruz. Ona kim yardımcı oldu? İstanbul Valiliğine çağırıp da kim tehdit etti? Kim ona koruma vermedi? Hala aydınlanabilmiş değildir. Dolayısıyla cezaevinde geçirdiği günleri uyumlu geçirmek, iyi halli olmak, topluma da uyacağına ilişkin izlenim vermek üzerinden bir insanı 900 kilometre buyurun toparlayın lütfen. Ateş edip öldüren bir insan bugün aramızda şu an itibariyle dolaşıyor ve bir mahkeme kararıyla dolaşıyor. Ona o emri verenler hala suçlanabilmiş değil, hala bir ceza alabilmiş değil ve daha da önemlisi bir katil ihal ve topluma uyum nedeniyle serbest bırakılırken Türkiye'de on binlerce düşünce suçlusu cezaevinde iyi halli olmadıkları ve topluma da uyum sağlayamadıkları gerekçesiyle demek ki cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Buna herhalde adalet, buna herhalde yargı demek mümkün değil. Ve evet gerçekten bu düzeni değiştirmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Günaydın. Buyurun Sayın Şahin.
Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Evet biz de bu haberi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Tabii burada Hrant Dink'i de saygıyla anıyoruz. Biz Türkiye'de toplumsal barışa karşı olan her şeyin karşısında olduğumuzu, bu topraklarda barış içinde yaşamak arzusunda olduğumuzun altını çiziyoruz. Eline silah alan, yasa dışı şekilde eline silah alan her şeyin de herkesin de karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii burada bir çelişkiyi de ortaya koymak istiyorum. Birkaç gün önce Sincan Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu'nda alınmış bir karar ulaştırılmıştı bize. Özellikle son dönemde Sincan Cezaevi'nden çok sık sayıda şikayet geliyor. İdare ve Gözlem Kurulu'nun koşullu salıverme hükümlerinden keyfi olarak mahkumları yararlandırmadı gibi bir şikayet geliyor bize. Açalım, açalım. Elimde de bir karar var. Karar da eline silah almamış ama bir yerlere inanmış olmaktan dolayı, üyelikten dolayı bir ceza almış bir mahkuma. Denetimli serbestlikten de yararlandırılmamış ama koşullu salıverme hükümlerinden de yararlandırılmamış. Gerekçe ne? Toplumla bütünleşmeye hazır olmadığı gerekçesi sunulmuş. Tekrar suç işleme ve başkasına zarar verme yiksinin riskinin olduğu gerekçesi gözetilmiş. Burada eline silah almamış olan insanlara toplumla bütünleşme riski olduğu gerekçesi sunulup, topluma zarar verme riski olduğu gerekçesi sunulup, eline silah almış, Türkiye'de toplumsal barışı bozmaya yönelik bir eylem gerçekleştirmiş ve bir cinayet işlemiş olan birisinin toplumla bütünleşmeye hazır olduğu gerekçesiyle salıverilmiş olmasını da yadırgadığımızı, bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa da itiraz ettiğimizi buradan belirtmek istiyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Ekmen, siz. Sayın Başkanım, ben de Deva Partisi adına bu son gelişmeyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak için söz isterim. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki Hrant Dink'i bu ülkeye, bu toprağa bağlılığı nedeniyle bir kere daha rahmetle anıyoruz. Hrant Dink'in katlinin de içinde bulunduğu süreci AK Partili arkadaşlarımızı bir kere daha hatırlamaya davet ediyorum. O sürecin nasıl bir siyaset, seçilmiş iktidara karşı yönetilen bir süreç olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bugün cezaevlerinde birçok kadın, çocuk varken, birçok mefluç halde, hasta halde yatan hasta varken çeşitli sebeple tahliye ettirilmeyip o gün Samas'ın tahliyesinin de yargı sistemimizin çok acı bir sonucu olarak hatırlatmak gerekiyor. Son olarak bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de bir sorumluluğunu hatırlatmak istiyorum. O da şudur. Bu yasama dönemi içerisinde 12 Temmuz 2023 günü bu genel kurulda bir torba Buyurun tamamlayın lütfen. Teşekkür ederim. 12 Temmuz 2023 günü bu genel kurulda bir torba yasa içerisinde 12. maddede yapılan düzenleme ile şartlı salıverme imkanları kimin lehine hangi sonuçlar üreteceği tartışılmadan sonuçlandırıldı. O gün burada genel komisyon sıralarına şu soruyu sormuştuk. Bu madde neden Adalet Komisyonu'na gitmedi? Adalet Komisyonu'nun AK Partili üyeleri, bırakınız muhalefeti, bu maddeyi neden yeterince tartışmadı? Bugün o gün Samas'ın tahliyesinde 12 Temmuz'da bu meclise çıkan kanunun etkisi yoksa dahi o gün Samas'ta benzeyen, onu bilmiyoruz, incelemek lazım. Birçok suçlunun bu şartlı salıverme yasası nedeniyle bugün sokakta aramızda olduğunu ve Türkiye'yi maalesef İçişleri Bakanlığı'nın her gün açıklamaya doyamadığı bir suç ve operasyon ülkesine çevirdiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ederim. Maalesef o gün Samast'ın aklanması bundan 16 yıl önceydi. Hrant Dink'i katlettikten sonra otobüste yolda giderken o gün Samast'ı aldılar, bir karakola götürdüler. Karakolda bayraklar önünde fotoğrafını çektiler. Aslında o gün Samas o gün tahliye olmuştu. Ceza verilmemişti. Ödüllendirilmişti. AKP o dönemde biraz söylemde üzerinde durdu. Maalesef bu meseleyi derinlikli açıklamadı. Bu konuyla ilgili de şunu anlatacağım Sayın Başkan. Bahsedeceğim konular cezaevleridir. Cezaevlerindeki hak ihlalleridir. Ermenilerle ilgili şu anekdotu anlatıp kendi konuma geçeceğim. Çünkü bu mesele de bizim konumuzla alakalıdır. 1915'lerde bizim orada da Ermeniler yaşar Sayın Başkan.
Biz Halfetiliyiz. Ömerli Amara köyü. Yan köyümüz de Saylakaya'dır. Cibin köyüdür. İsimler Türkçeleştirilmiştir. Orada da bir asimilasyon var. Cibin'de Ermeniler ve Türkmenler komşular. Birbirleriyle yaşarlar. 1915'te tehcir çıkınca oraya giderler jandarmayla. Orada bir Ermeni gam yapıyor. Başkan, Türkçem iyi değildir. Gam buğdayla samanın birbirinden ayrılması anıdır. Türkçe nedir bilmiyorum. Orada yetkili kişi Osmanlı adına diyor, gamı bırak. Tehciriniz çıkmış. Buradan sürgününüz çıkmış. Gideceksiniz. Ermeni diyor, ben gamımı bırakmam. Ekmeğinin peşinde, işinin, aşının, çocukların ekmeğini çıkarıyor. Tabii ki o tehcir uygulanınca Cibin köyünden Ermenilerin sürgünü geliyor. Yolda giderken kadınlara ve kız çocuklara, bu bize anlatılanlar, anlatıla gelenler ki kayıtlarda illaki vardır. Yollarda kadınlara, kızlara Suriye'ye sürgün edilirken taciz, tecavüz olayları yaşanıyor. Ve Ermeniler Türkmen komşularına 20 tane kız çocuğunu bırakıyorlar. Başkan, bu mağduriyetleri ve zulümleri yaşamasınlar. Bize de Ermeni meselesi, siz Ermenisiniz deme meselesi biraz oradan geliyor. Bu bizi gocundurmaz. Ama Ermeni olmadığımızı da söyleyeyim. Ermeni de, Ermeniler de Kürdistan'da, Orta Doğu'da yaşayan halklardan bir tanesidir. Ama siz bir Ermeniye dahi sahip çıkamadınız. Hrant Dink'e sahip çıkamadınız. Hrant Dink'in katili bugün dışarıda çıkmıştı. Elbette bir gün çıkacak. Ama onun arkasındaki planı, derin yapılanmayı, kısmen girişimde bulundunuz. Herhalde birileri ya dur dedi ya da biraz da hesabınıza geldi. Hani bazen derin devlet meselesi var ya, sürekli derin devlet, gizli devlet, karanlık devlet deniyor ama ben bunu birbiriyle simiyotik bir ilişki, birbirini güçlendiren açık devlette, derin devlette bazen birbirine rol dağıtan bir noktadır. Ondan dolayı ben tekrardan Hrant Dink'i saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bu coğrafya halklar mozaidir. Süryaniler, Ermeniler, Ezidi Kürtler, Alevi Kürtler, Sünni Kürtler, Türkler, Türkmenler. Halfet'te en büyük dostlarımız da Türkmenlerdir. Bir arada yaşamıştır, bir arada da yaşamaları gerekiyor. Ama tekçi anlayış bir aradanlığı ortadan kaldırdığı için bu durumları yaşıyorum.